Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresinden 26-31. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Yuridullah liyubeyyine lekum. Allah size beyan etmek istiyor, açıklamak istiyor. Ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Sizden öncekilerin hallerini, yollarını size göstermek, bu noktada size hidayet etmek istiyor. Ve yetubu aleykum ve tevbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah-u Teala ehli imana yol gösterir. Allah-u Teala ehli imana hak ve hakikati beyan eder. Ve önceki milletlerle alakalı ibretli halleri de bize bildirir. Onların güzel yollarından gitmeyi insanlara gösterir. Vallahu alimun hakim ve Allah alimdir, hakimdir. Allah her şeyi bilir ve bütün vermiş olduğu hükümler son derece hikmetlidir. Vallahu yuridu en yetubu aleykum. Allah tevbelerinizi kabul etmeyi istiyor. Ve yuridullezine yettebiuna şehevat. Ama şehevata tabi olanlar en temilu meylen azime, sizin çok kuvvetli bir şekilde günahlara meyletmenizi arzu ediyorlar. Bunu murad ediyorlar. Evlilik konusunda konu evlilikle alakalı olduğundan şehevatın o yönüne dikkat çekmekte fayda görüyorum. İnsan gerçekten cinsellik noktasında çok ciddi bir sınava tabi. Her bir insan buluğ dönemine kadar hayata hazırlanıyor. Hayata hazırlık dönemi. Bu kızlarda 12, erkeklerde 15'i bulan bir yaştır. Ve buluğ dönemiyle beraber artık ciddi bir imtihan başlamıştır. Mıknatısın artı ve eksi kutubunun birbirlerine meyli gibi kadın ve erkek de birbirine meyillidir. Yaratılış böyledir. Allah insan fıtratını böyle yaratmıştır. Ve erkek kadına, kadın erkeğe meyilli olunca gayrimeşru beraberlik de olabilir. İşte şehevata tabi olan kimseler var. Şehevata tabi olan, yani şehvetine düşkün bir takım kimseler var ki bunlar kendileri gayrimeşru yollara düştüğü gibi başkalarını da gayrimeşru yollara düşürmek isterler. Ve bunun için kuvvetli meyillerle insanları meylettirmeye çalışırlar. Ve bunun için her türlü tahrikte bulunurlar. Bunun neticesi olarak bakarsınız ki kadın soyup soğana çevrilmeye çalışılır. Ve bununla alakalı gazetelerde, dergilerde tahrik edici görüntüler yayınlanır. Müstehcen görüntüler yayınlanır. Televizyonlarda bu gibi yayınlar yapılır. İnternette bu gibi tahrik edici şeylere bolca yer verilir. Mesela televizyonlarda en masumane bir meselenin reklamında bile bakarsınız şehvet unsuru ön plana çıkarılabilir. Ve bununla alakalı tahrik edici manzaralar orada kullanılır. Bunun neticesinde gerek erkek gerek kadın şehvetini zapt etmekte, kendini kontrol etmekte zorlanabilir. İşte bir insan bu noktada Allah'ın hükümlerine tabi olması lazım. Ve bu konuda helal haram sınırlarını bilip haramlardan kaçınabilmesi gerekiyor. Ama şehvetine tabi olan kimseler kendileri gayrimeşru yollara düştükleri gibi diğer insanları da gayrimeşru yollara düşürmek isterler. Onları günahlara sokmak isterler. Kendileri iffetten mahrum kaldıkları gibi başkalarını da iffetsiz bir şekilde yaşatmak isterler. Yuridullah en yuhaffife ankum. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Allah sizin yükünüzün hafif olmasını murad eder. Ve hulikal insanu daife. İnsan zayıf olarak yaratıldı. Yani şehvet noktasında da bir insan çabuk şehvetine mağlup olabilir. Özellikle günümüz şartlarında iffetini muhafaza edebilmek çok daha ciddi bir problem olmuştur. Ve genç kız, genç erkek bu noktada hayli korumasız ve savunmasız durumdadır. Çok masumane gibi görülen bir takım beraberlikler çok feci neticelerle sonuçlanabilir. Amerika ile alakalı yayınlanan bir
istatistikte okumuştum. Amerika'da bakir olarak evlenen kız sayısı %25 civarında diye ifade ediliyor. Ve bu durumda %75'i evlilik olmadan beraberliği yaşamış oluyor. Belki de bu oranlar günümüz şartlarında daha da aşağılara da inmiş olabilir. Ve bu çok vahim bir durum. Ülkemizi de sarsan, ülkemizi de etkileyen bir durum. Mesela ülkemizde görücü usulüyle evlenmek genelde bir esastı. Artık bu son zamanlarda görücü usulüyle evlenmekten ziyade kız erkek arkadaşlığına dönüşür hale geldi. Ve bu beraberlik her türlü beraberliği için alabilecek şekilde adeta genişletildi. Öyle ki iki taraf evli gibi adeta öyle bir hayat yaşar hale geldiler. Böyle olunca bu kimselerin evlenmezden önce gayrimeşru beraberlikten kurtulabilmeleri çok çok zor, belki de adeta imkansız. İşte İslamiyet zinayı yasakladığı gibi zinaya götürecek yolları da yasaklıyor ve bu noktada erkeğin harama bakmasını, erkeğin ve kadının harama bakmasını yasaklıyor. Baş başa kalmalarını yasaklıyor. Açık saçıklığı yasaklıyor. Bunlar tahrik edici unsurlar, harama götüren yollar ve bu harama götüren yollar taraf ilahiden seddediliyor. Buna seddüz zerai denilmiş, harama götüren yolların seddedilmesi. Ancak günümüz şartlarında harama götüren bu yollar adeta tümüyle açılmış durumda. Artık harama insanlar böyle men edilmekten ziyade adeta teşvik ediliyor. Böyle olunca da gerek kadının gerek erkeğin iffetini muhafaza edebilmesi son derece zor. Ve ayet-i kerime ve hulikal insanu daife, insan zayıf yaratıldı demek suretiyle bu noktadaki zafiyete de işaret ediyor. Peki bütün bu durumlara rağmen yine de iffetli kalabilmek acaba imkansız bir şey mi? Hayır, imkansız değil. Nice kimse bu noktada iffetini koruyabilmekte ve belli ölçülere riayet edebilmekte. O ölçülere riayet ettikten sonra bir insanın iffetini koruyabilmesi mümkündür. Ve bazı şeyler var ki bunlar bir defa denenir ve bunun daha ilerisi yoktur. İnsan bir defa ölür. Onun gibi insan da ya iffetli olarak evlenir veya namusu elden gitmiş olarak o şekilde evlenir. Ve çok gariptir. Kendileri gayrimeşru yola düşmüş olan nice erkek yine de evlendikleri kızların bakir olmasını istiyorlar. Halbuki kendileri belki niceleriyle beraber olmuşlar. Bu da aslında insan tabiatının helali arzu ettiğini gösteren durumlardan bir tanesi. Ve bu gerçekten günümüzde çok ciddi bir mesele. Kur'an-ı Kerim'in bu gibi ayetleri bu noktadan iyi bilinmeli ve ona göre hareket edilmeli. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la te'kulu emmalekum beynekum bil batıl, mallarınızı aranızda batıl bir şekilde yemeyin. Yani gasp gibi, hırsızlık gibi, rüşvet gibi, bu gibi batıl yollarla mallarınızı yemeyin. İlla en tekune ticareten an taradim minkum, ancak karşılıklı rıza ile yemeniz müstesna, ticaret yoluyla yemeniz müstesna. Değerli izleyenlerim, demek ki insanlar ticaret yoluyla mallarını alacaklar, satacaklar. Bu tamam ve ticaret helaldir. Ama batıl bir şekilde hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, yalan, hile, bu gibi şeyler caiz değil. Ve haramın binası yoktur denilir. Bir insan haramdan çok kazanıyor görülebilir ama çok kazanıyor görülse de aslında bu insan kaybetmektedir. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ, ve kendinizi öldürmeyin, nefsinizi öldürmeyin. Burada kendinizi öldürmeyin derken intiharı yasaklamaktadır. Bir insan başkasını öldürmeye izni olmadığı gibi kendisini öldürmeye de izin yoktur. Ve bir insan bu noktada hür değildir, bu can benimdir, istediğim zaman hayatıma son veririm diyemez. Her şeyden önce bu can onun değildir, bu can Allah'tan bir emanettir. Kendinizi öldürmeyin derken bir başka mana
bazı mesela Hint fakirlerinin yaptığı tarzda nefsi susturmaya çalışmak. Yani o şekilde uygulamalar yapıyorlar ki nefis belki sesini epey kesiyor ama bu arada insan pek çok şeyleri de kaybedebiliyor. Hani şöyle bir olay anlatılır. Adamın bir tanesinin güzel bir atı varmış. Güzel, kuvvetli bir atı. Bunun yemini biraz kısmış. Bakıyor ki at yine normal işlerini yapıyor. Yemini biraz daha kısıyor. At yine normal işlerini yapıyor. Biraz daha kısıyor. Derken günün birinde bir de bakıyor ki at nalları dikmiş, ölmüş. Ve o zaman adam üzüntüyle diyor ki eyvah diyor, yazık oldu. Tam da böyle az yemeye alışmıştım. Halbuki az yemeye alıştırayım derken atın ölümüne sebebiyet verdi. İşte bazı Hint fakirleri bir takım böyle insan fıtratını zorlayan tedbirlerle nefsi susturmaya çalışıyorlar. Ayet-i Kerime bu gibi nefsi öldürmek, nefsi susturmak tarzının uygun olmadığını da beyan etmekte. Ayet-i Kerime'nin bir başka işareti şöyle düşünülebilir. Kendinizi bile bile ölüme, tehlikeye atmayın. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Bir başka ayette bu öyle ifade edilmiştir. Yani kendinizi göz göre tehlikeye atmayın. %100 ölüm gibi bazı durumlar vardır. Böyle bir durumda elbette insanın o işi yapması uygun değildir. Günümüzde araba kullanırken de insanlar bazen çok delilikler yapabilmekte. Bakıyorsunuz özellikle bazı gençlerde hız merakı oluyor. Ve normalde 90'la gitmesi gereken yerde 190'la gitmeye çalışıyor. Yol yol değil, altındaki araba o kadar iyi değil ve trafik de buna müsait değil. Böyle bir durumda fazla sürat yapması kendini bile bile ölüme atmak olarak görülebilir. İşte sollamalarda pek çoğu iyi dikkat edemeyebiliyor. Bunun neticesinde kendini adeta bile bile ölüme atmış oluyor. Ayet-i Kerime bütün bu gibi durumlara bir bakış getiriyor ve genel bir ifadeyle bize diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefsinizi öldürmeyin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Şüphesiz Allah size karşı son derece merhametlidir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اُدْوَانًا وَظُلْمًا Sizden her kim bunu bir haddi aşmak ve bir zulüm olarak yapacak olursa فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا Biz onu ateşe yaslarız. Yani kim kendini öldürürse, kim batıl şekilde insanların mallarını yiyecek olursa, böyle bir kimsenin akıbeti sonunda ateşe atılmaktır. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Ve bu Allah için son derece kolaydır. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُمْ Eğer size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız, nükeffir anküm seyyiatikum seyyiyelerinizi örteriz. Ve nudhilkum mudhalen kerime ve sizi gayet izzetli, şerefli bir şekilde ikramlara mazhar kılarız ve bu şekilde kerimane bir hayatı size nasip ederiz. Değerli izleyenlerim, burada eğer size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız günahlarınızı örteriz diyor. Seyyiyelerinizi örteriz. Buradan hareketle günahlar iki türlü değerlendirilmiş. Kebair olanlar, bir de sagair olanlar. Yani büyük günahlar, küçük günahlar. Ve acaba büyük günah nedir? Buna kebire deniyor. Büyük günah Allah-u Teala'nın veya Peygamberimizin doğrudan doğruya yasaklamış olduğu her şey. Ve genelde bunlarla alakalı tehdit vardır. Yani şöyle yaparsanız şöyle azap var veya şöyle bir günah işlerseniz bunun şöyle had cezası var diye bunlar bildirilmiştir. Bunlara büyük günahlar deniyor. İbn Abbas günahlar çoktur diyor. 7 değil 700 ama bunlardan en büyükleri 7'dir. Ve bunlardan helak edici 7 günah olarak hadiste de bahsedilmektedir. Bunlardan bir tanesi ve birincisi Allah'a şirk koşmak. Bu en büyük bir günahtır. İnne şirke le zulmün azim. Şirk gerçekten çok büyük bir zulümdür.
Bir başkası adam öldürmek, bir başkası faiz yemek, bir başkası namuslu kadınlara iftira atmak, bir başkası hırsızlık ve bir başkası savaş anında cepheden kaçmak. Bu gibi günahlar var ve bunlar değişik rivayetlerde bazıları farklı farklı ifade edilebilmekte. Ama her halükarda bunların her birisi büyük günahlardan. Mesela namuslu kadınlara zina isnadında bulunmak, iftirada bulunmak, o da büyük günahlardan. Bazı zatlar şöyle demişler, ısrar edilirse, günahta ısrar edilirse artık küçük günahlar da küçük olmaktan çıkar, onlar da büyük olur. İstiğfar edildiğinde ise büyük günahlar artık büyük olarak kalmaz, onlar da küçülür gider. La kebirate mal istiğfar, la sahirate mal ısrar. Böyle bir ifade kullanılmış. Yani insan istiğfar ettiğinde artık büyük günahları da erir gider. Ama ısrar ettiğinde, günahta ısrar ettiğinde küçük günahları büyük olur. Damlaya damlaya göl olur denilir. Damla küçük bir şeydir ama bunlar biriktiği zaman büyür. Adeta bir göl halini alır. Onun gibi bir insan da küçük günahları devamlı yapar hale gelmişse bu günahlar artık küçük değildir, büyüktür. Devamlı yapmaktan dolayı